Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Detaylarını birazdan konuşacağız Ali Çınar'la. Hemen aktarayım size. Erdoğan Özbekistan'da özel konuk olarak katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısının ardından Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Erdoğan'ı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'yla Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan karşıladı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra geçen yıl açılan ve ilk kez konaklayacakları Türk evine gitti. Cumhurbaşkanı burada kendisini görmeye gelen Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Görüntülerde geliyor ekranlarınıza aynı zamanda. Erdoğan, ABD ziyaretinde bazı liderlerle ikili görüşmeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalar da gerçekleştirecek. Önemli olacak oradaki dediğimiz gibi görüşmeler. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti dedik. Kurul için Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi neler olacak, neler konuşulacak, hangi görüşme trafikleri gerçekleşecek bunları konuşmak istiyoruz. ABD'deki gündemi de malum, ayrıntıları Çınar Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Ali Çınar, selamlar, nasılsın, günaydın. Günaydın, Oya Tançkar'dan yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Işıl ışıl görünüyor arkan. Ne güzel. Evet, New York şu an uyumuyor tabii. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olduğu için çok heyetler var, çok turist var. O nedenle gecenin geç saatleri olmasına rağmen hareketli bir New York'tan yayın yapıyoruz senle. Peki, o zaman madem o konuya değindik hemen oradan ben başlayayım istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için liderler, sen de söyledin, New York'a gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada, biraz önce detayları aktardık ama nasıl bir atmosfer var? Detayları senden dinleyelim mi? Tabii dün gün içinde Habertürk'te Türk evinden de yayınlar yapmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş yıllardan farklı olarak yeni inşası biten ve törenle açtığı Türk evinde kalıyor. Ve çok sıkı güvenlik önlemleri var. Türk evinde yaklaşık 4-5 tane büyük kamyonlarla Türk evinin önü kapatılmış olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber birçok bakan da var. Bakanlar arasında Milli Savunma Bakanı, Ticaret Bakanı, Hazine Bakanı olmak üzere heyet var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninden sonra New York'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dinlenmişti. Sadece Central Park'ta bir yürüyüş yaptığını biliyoruz. Ama programı bugün başlıyor. Öğle saatlerinde Amerika'daki Türk STK liderleriyle bir görüşmesi var. Aynı zamanda bir Amerikan televizyonunda röportajı olacak. Ve New York saatiyle akşamda Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin yemeğine katılacak. Ama tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması önemli. Bu ziyaretin en önemli parçası. O da Salı günü 20 Eylül'de olacağını belirtebiliriz. Tabii ikili ilişkiler de yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avusturya Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı, İngiltere Başbakanı, Ürdün, Kırılı olmak üzere görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve çarşamba akşamı da Başkan Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve daha sonra da yurda dönecek. Yani 4 günlük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bugün başlıyor ya. Peki, yani yoğun bir diplomasi trafiği olacak orada ama şunu da merak ediyorum. Dün konuşmuştuk, son bir değişiklik var mı onu da sorayım isterim. Biden'la bir görüşme yapmasını, birebir görüşme yapmasını beklemiyorduk ama bu konuda bir değişiklik var mı, ne dersin? Yeni bir bilgi var mı? Tabii Başkan Biden'ın programı gün ve gün geliyor. Şu an itibarıyla ikili liderlerle, hangi liderlerle görüşeceği belli değil ama genel olarak New York Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler'de ev sahibi başkanların diğer ülke liderleriyle görüşmediğini biliyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi çok mümkün görünmüyor. İkili özel. Ancak Başkan Biden'ın çarşamba günü
ev sahipliğinde yapılacak, liderler için yapacağı yemekli zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü konuşması veya selamlaşması bekleniyor. Ama ikili bir görüşme yok. Aldığımız kaynaklar G20 zirvesine, yani Kasım'daki Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde muhtemel Erdoğan-Biden görüşmesinin olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Önemli olacak o zaman. Zaten takip edeceğiz bizler de Habertürk olarak. Şimdi Şangay zirvesine geçmek istiyorum ben. Bu konuyla ilgili zaten gün boyunca konuşacaksınız aslında, detayları aktaracaksınız ama Şangay zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri kapsamında liderlerle olan fotoğrafı çok konuşuldu özellikle. Şimdi sen nasıl okuyorsun? Senin yorumlarını merak ediyorum tabii ki. Bu fotoğraflar da şu anda ekranlarımıza geliyor. Ve tabii ki senin yorumun dışında da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl görüldü bu fotoğraf? Onu da merak ediyoruz. Ne dersin? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin Rusya'yla, Çin'le, yani Avrasya politikasında yenilikler olduğu görülüyor. Bilhassa Rusya'yla Türkiye'nin uzun zamandır sadece ticari değil, savunma alanındaki işbirlikleri de biliniyor. O nedenle Amerika'nın bir endişesi veya mesafesi olduğunu biliyoruz. Tabii Şangay zirvesine Türkiye'nin gözlemci olarak katılması ve aynı şekilde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay örgütüne üye olma niyetini belirtmesi Amerikan medyasında yankı buldu. Tabii bir NATO üye ülkesinin Şangay örgütüne üye olma girişimi olarak manşetlerde gördük Amerikan medyasında. Açıkçası Habertürk olarak biz dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bu konuyla ilgili bir yorum istedik. Ve Dışişleri Bakanlığı yeni bize yolladığı cevapta bunu Türkiye'ye, yani Ankara'ya sormanızı tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu. Ve Biden yönetimi yorum yapmaktan kaçındı. Ama tabii bu fotoğrafa baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan lideri Aliyev, Putin olmak üzere liderlerle konuşması ve sanki toplantıyı, bu oturmayı liderlik ediyor havası tabii dikkatleri çekti. Bilhassa Amerika'daki Türkiye'yi ilgilendiren uzmanlar, yani bu konuda çalışan uzmanlar sosyal medya hesaplarında çok yorumlar yaptılar. Acaba Türkiye artık tamamen bazı demokratik olmayan liderlerle mi olacak gibi tarzda yorumlar da oldu. Ama genele baktığımızda hem olumlu hem olumsuz yorumlar yapanları görüyoruz. Tabii ilerleyen günlerde Türkiye'nin Şangay örgütüne katılma niyeti veya katılması sonrasında muhtemel sonuçları ve Batı'dan gelecek aslında tepkileri ve açıklamalar daha da dikkat çekecek o yer. Peki özellikle Rusya ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu kadar yakınlaşması, yakın fotoğraflar vermesi, sen de biliyorsun ki bu fotoğraflar öylesine çekilen fotoğraflar değil. Aslında dünyaya ciddi mesajlar veriliyor bu fotoğraflarla birlikte. Bu kadar yakın durması, özellikle Amerika'nın bu konudaki tavrını da biliyoruz. Özellikle S-400 konusunda da biliyoruz. Haliyle bu konuda olumlu olumsuz söyledin ama ciddi eleştiriler var mı? Merak ediyorum. Tabii Türkiye oyu unutmamak lazım. Şu anda Amerika NATO ülkesi olarak diğer NATO ülkesi Türkiye'ye yaptırımlar uyguluyor. Sembolik ne kadar dense de. Bilhassa savunma sanayinde bazı temsilciler şu anda yaptırım içinde. Bilhassa S-400 yüzünden. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savunma alanında yakınlaşması endişe yaratıyor. Tabii buna da baktığımız zaman Putin'le daha da yakınlaşma Washington DC'de Biden yönetiminde değil Amerikan Kongresi'nde de sıkıntılar gösteriyor. Ama şunu belirtmekte fayda var. Ukrayna Savaşı'na baktığımızda Türkiye'nin diplomatik başarısı, yani ortada bir politikayla bilhassa tahıl olmak üzere ki Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nı da bir araya getirmişti. Bu diplomasi anlamında liderlik gösterilmesi de memnuniyetle karşılanmıştı. Yani bir yandan eleştiri, bir yandan da Biden yönetiminden teşekkür var. Bilhassa Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi ve tahıl konusundaki çalışmalar
O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yakın ilişkisi biliniyor. Ama aynı şekilde de Putin'in Türk-Amerikan ilişkilerini bozmak ve Türkiye'yi daha çok yanına çekme ile beraber NATO içinde sıkıntı yaratacak adımları da konuşulmuyor değil o ya. Peki savunma sanayi dedin, o konuyla devam edelim. F-16'lar konusu aslında. Olumsuz hava devam ediyor gibi açıklamalardan onu anlıyoruz. Ama bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı? Çünkü Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi de F-16'lar konusu. Evet, yani şu anda F-16 konularında bilhassa kongrede büyük sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak Amerikan kongre üyesinden bazı üyeler, dış ilişkiler komiteleri olmak üzere Türkiye'ye F-16 verilmemesi için uğraşacağız açıklamalarında bulunuyordu. Her ne kadar Biden yönetiminden maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası F-16 verilmesini biz istiyoruz NATO müttefiki Türkiye diyordu. Ama şu anda çok olumlu bir havanın olmadığını oya görüyoruz. Ancak Yunanistan'a F-16 modernizasyonu için uçağın verilmesi, hatta F-35 konusu bile şu anda gündemde olduğunu varsayarsak Türkiye ile ilgili F-16 sıkıntısının bu sene bitmeyeceğini görüyoruz. Her ne kadar Dışişleri Bakanı Mısır Sedat Onal geçen hafta başarılı bir Washington gezisi yaparak stratejik ortak ikili açıklaması yaptı ve diyalog devam ediyor mesajı verse de F-16 konusunda çok sıcak, iyi haberler yok o yaşamıyla. Peki. Zaten açıklamalar da o yöndeydi. Senin de dediğin gibi olumsuz hava devam ediyor. Peki Amerikan Başkanı Biden bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni için Londra'ya hareket edecek. Malum aslında günlerdir bu konuyu konuşuyoruz. Şimdi Amerikan Başkanı'nın seyahat planı nasıl, belli mi? Seni dinleyelim o ayrıntılar için. Şimdi dün Başkan Biden Londra'ya gitmişti ve bugün Başkan Biden'ın Londra saatiyle akşamüstü önce Kraliçe Elizabeth'in naaşını ziyareti var. Hı hı. Daha sonra da taziye defterini imzalayacak. Yani yaklaşık bir 30 dakika Kraliçe Elizabeth'in şu anda naaşının bulunduğu yerde vakit geçirecek. Daha sonra da Kral Charles'ın vereceği bir resepsiyona katılacak. Aslında Başkan Biden Kraliçe Elizabeth'le geçen Temmuz ayında G20 zirvesinde Londra'da bir araya gelmişti. Hı hı. Aynı şekilde Kral Charles'la da bir telefon görüşmesi yapmıştı Biden geçen hafta. Ve İngiltere ile ilişkileri Obama döneminde başkan yardımcısıyken bile iyiydi. O nedenle İngiltere ziyaretinde sıcak ve samimi ve Amerikan halkının taziyelerini Kral Charles'a sunacak. Ve Başkan Biden yarın da Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılarak akşam saatlerinde Washington DC'ye dönmesi bekleniyor. Peki diğer başkanlardan farklı olarak Biden için farklı sanırım uygulama yapılacak. Yapılacaktı en son. Hala aynı mı? Nedir onu? Bir kez daha hatırlatalım seyircilerimize istersen. Evet. Kraliyet ailesinden gelen rica ve kurallara göre dünya devlet liderlerinin cenaze törenine kendi arabalarıyla gelmemesi, otobüslerle gelmesi planlanıyor. Hatta havalimanlarında bile özel şartlar konmuştu. Bu şartlarla birçok devlet başkanı Londra'da olacak ama tabii Başkan Biden'ın özel bir konumu olduğu için güvenlik açısından da olduğunu göz önüne alırsak Başkan Biden'a özel bir muamele uygulanıyor. Kendi arabası var. Kendi özel lojistik sistemiyle cenaze törenine katılacak. Ve zaten dün de baktığımız zaman Başkan Biden'ın çok sıkı şekilde kendi özel arabasıyla Londra'da belli yerlere gittiğini gördük. Peki Biden dışında eski Amerikan başkanları ile ilgili bir plan, seyahat planı var mı? Yeni açıklamalar var mı? Şimdi ne Başkan Obama ne de eski başkanlardan Trump'ın veya George Bush'un Londra'ya gitmesi beklenmiyor. Aslında Kraliyet ailesinden davetiyeler gelerek cenaze törenine gidiliyor. Ve aslında protokolde de Başkan Biden'a bu davet gidiyor. Ve Başkan Biden bu daveti eski başkanlara yollayabiliyor. Ama anladığımız kadarıyla çok kısıtlı olacağı için eski başkanların Londra'ya cenaze törenine gitmesi beklenmiyor. Tabii Amerikan medyasında
mukayese de yapıldı. Bilhassa Nelson Mandela'nın cenaze törenine 3 tane Amerikan başkanı katılmıştı. Eski başkanlar da katılmıştı. Ama Trump'ın sözünde ise Başkan Biden'ın eşiyle beraber cenaze töreninde Amerika'yı temsil edeceğini söyleyebiliriz. Peki, o zaman biraz da siyasetin dışına çıkalım istiyorum şimdi. Amerikalı basketbol ikonu Michael Jordan tarafından giyilen forma çıkarttırmada $10.1 milyon rekor bir fiyatla satıldığı haliyle hepimiz çok şaşırdık bu gelişmeye. Tabii ki normalde olması gereken belki ama bu kadar rekor bir fiyata satılması hepimizi şaşırttı. Şimdi Michael Jordan bu konuda ilk mi, yoksa daha önce böyle bir rekora imza atan başka bir isim var mıydı, ne dersin? Şimdi biraz baktığımız zaman oya Michael Jordan'ın 1998'de NBA'de Chicago Bulls'taki forması, 23 nolu forması $10.1 milyon satıldı. Ve şöyle bir tarihe baktığımızda Maradona'nın 86'da Dünya Kupası'ndaki Tanrı Eli diye bildiğimiz forması $9.28 milyon satılmış. Ama baktığımızda bilhassa spor alanında Michael Jordan'ın $10.1 milyon bu satışı tabii büyük gündem oldu. Rekor diyebiliriz. Ama genele baktığımızda yani spor sektöründe bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbol kartları oya çok önemli ve koleksiyon yapılıyor. Ve beyzbol kartlarında Ağustos 2022'de yani geçen ay önemli bir satış oldu. Mickey Mantle'ın beyzbol kartı $12.6 milyon satıldı. Yani baktığımızda spor tarihinde aslında Michael Jordan'ı geçen özel bir beyzbol kartının olduğunu söyleyebiliriz. Ama fiyatlara baktığımızda tabii inanılmaz $10 milyon üzerindeki satışlar Amerikan medyası ve dünya kamuoyunda ciddi şekilde dikkatini çekti. Peki Michael Jordan'ın önceden de bazı formaları satılmıştı $2-3 milyon. Bu paraları ne yapıyor? African American dediğimiz bazı müzelere, yani kültürel alanda veya ihtiyacı olan derneklere, kurumlara verdiğini görüyoruz. Yani bağış olarak da bu toplanan, satılan formaları belli yerlere bağış olarak verdiğini biliyoruz. Efsanesinden efsane hamleler yani. Peki o evet. Zaman yine aslında Amerika deyince, dış haber deyince aklımıza gelen isimlerden birisi malum Musk. Elon Musk'la devam edelim istiyorum. Şimdi Twitter hissedarları Musk'ın vazgeçtiği satın alma anlaşmasını onayladı. Taraflar mahkemede karşı karşıya gelecek. Şimdi merak ediyoruz. Bundan sonra ne olacak? Bu Twitter'la ilgili süreç, Musk'la ilgili süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi hissedarların da onay vermesiyle Elon Musk'ın $4 milyar Twitter'ı alması aslında bekleniyordu. Ama Elon Musk hatırlanacağı üzere Twitter beni yanılttı. Bilhassa bot spam hesapları üzerinde gerçek bilgileri vermediler dediler ve artık mahkeme yolunda hem Twitter hem de Musk mücadele edecekler. Gelecek ay 2 ayında Delaware eyaletinde mahkeme başlayacak ve tabii bu mahkemenin yıllarca sürebileceği belirtiliyor. Milyonlarca dolar iki tarafta avukat masraflarını ödeyecek ve şöyle yaklaşık 10-15 yıllık buna benzer ihtilaflı olan davalara baktığımda oya yargıçlar farklı kararlar vermişler. Örneğin iki tarafın anlaşması olmuş. Yani mahkemenin, yargıcın iki tarafla da Ali Çınar, son dediğini anlayamadık. Son cümleni bir daha tekrar eder misin? Evet. Şöyle son 10-15 yıla baktığımız zaman buna benzer bazı davalar olmuş. Örneğin iki taraf davalı olduğu zaman yargıcın da liderliğinde veya görüşmeler sonrasında bir taraf vazgeçmiş ve satın alma gerçekleşmiş. Veya tazminat ödeyerek firmanın satışından vazgeçilmiş. O nedenle bu davanın, 2 ayında başlayan bu davanın ne sürece gideceğini bilmiyoruz. Yani her şey olabilir. Twitter lehine de olabilir, Musk lehine de olabilir. Yalnız şunu belirtebilirim. Twitter'da çalışan güvenlik departmanından bir kişi senatoda Twitter aleyhine bir
açıklama yaptı, açık oturumda konuştu ve Twitter'ın birçok bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadığını, bilhassa spam bot hesapları olmak üzere, yani Twitter'ın haksız kazanç elde ettiği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların Elon Musk tarafından mahkemede kullanma ihtimali var. Bu nedenle yargıcın bu dava sürecine nasıl bakacağı da önemli. Yani aslında Elon Musk Twitter almak istiyor ama karşı taraf yanılttığı için Elon Musk vazgeçmiş durumda. O nedenle dava sürecinin hangi tarafa lehine olacağını şu anda söylemek güç ama biz bunu aylarca konuşacağız. Çünkü dediğim gibi çok uzun bir süreç bekliyor Elon Musk'a Twitter'daki bu davayı. Evet, gerçekten yılan hikayesine dönmüş bir olaydan bahsediyoruz açıkçası. Biz de merak ediyoruz nasıl sonuçlanacak ama en azından bu davayla birlikte de Twitter'la ilgili bazı gerçekleri öğrenmiş de olduk. Zira orada belki de yazılan ve olan herkesin var olduğunu düşünüyorduk ama Elon Musk'ın bu açıklaması da ilginçti. Bot hesapların bu kadar fazla olduğunu ben tahmin etmiyordum. Seni tabii ki bilmiyorum. Peki eklemek istediğin, bizim göz ardı ettiğimiz farklı bir gündem varsa onu da alalım. Ne dersin? İki önemli tabii konuştuk başında ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önemli olacak. Yani New York'un şu anda bütün ana gündemi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Salı günü devlet başkanları burada konuşmalarını yapacak. Dün biraz değinmiştik oya Güney Kıbrıs'a askeri ambargonun kaldırılması konusunda. Evet. Dünden beri Amerikan Kongre üyelerinden bazı yeni açıklamalar var. Bilhassa Amerika'nın Doğu Akdeniz çıkarları doğrultusunda çok doğru bir adım Biden yönetimi attığı ile ilgili açıklamalar var. Tabii Türkiye'nin de tepkisi belli Amerikan medyasında verildi ama biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Güney Kıbrıs'a verilen bu askeri ambargonun kaldırılması daha uzun zamanda konuşulacak. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu konuda özellikle ne gibi cümleler kuruluyor, neler söyleniyor çok merak ediyorum. Yani bunun insanlar arasındaki bir şekilde savaşı daha çok körükleyeceği mi, ne konuşuluyor? Ya da hani bu şekilde bakılmadığına eminim de çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili neler söyleniyor Amerika'da? Olumlu şimdi olarak Amerikan ne gösteriliyor? Şimdi Amerikan Kongresi'nde ağırlıklı olarak Yunan ve Rum lobilerine yakın veya Yunanistan ve Güney Rum'a yakın açıklamalar var. Zaten Kuzey Kıbrıs Amerika tarafından da tanınmadığı için işgal edilmiş olarak yorumlayanlar da var. Burada Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapacağı açıklamalar önemli ama genel olarak 1987'den beri Kıbrıs adasına olan ambargo Kuzey tarafına zaten vardı. Güney Rum'a kaldırılması bilhassa Kongre üyelerinde mutluluk yaratmış durumda. Bunu da Doğu Akdeniz çıkarları doğrultusunda olumlu olarak yorumluyorlar. Bir kesimi Rusya'ya karşı da bir gözdağı olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. Çünkü Güney Rum Avrupa Birliği içinde olduğu için de yaptırımlar konusunda Avrupa ile beraber adım attı. Bilhassa zaten bu askeri ambargonun kaldırılmasında iki şart vardı oya. Birincisi Güney Rum'daki limanların Rus askeri savaş gemileri tarafından kullanılmama şartı. İkincisi de kara para aklamanın olmaması ve kongreye düzenli rapor verilmesiydi. Ve bu iki şartın yerine getirilmesi dolayısıyla bu ambargonun kaldırıldığını söyleyebiliriz. Ve yıllık değerlendirilecek. Yani bu sene bu karar çıktı. 2023-2024'te askeri bir destek olacak. Ama 2024'te ne olacağını bilmiyoruz. Ben açıkçası bu süreçten sonra artık Amerika'nın dış politikasında Güney Rum'a askeri anlamda, maddi anlamda da daha çok önem verecek bir politikaya doğru gittiğini görüyorum. Evet, bu konuda da Türkiye'den tepkiler var. Haberlerimizde de aktarmıştık. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kararın adada çözüm çabalarını olumsuz etkileyeceğini ve silahlanma yarışına yol açacağını söylemişti. Aslında konuştuğumuz şeyler. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Bizimle olduğun için, bu bilgileri bizimle yorumladığın için ve detaylandırdığın için. Efendim, Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizimle.